Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yedinci şua Ayet-ül Kübra, ikinci hakikat, bizim yolcunun üçüncü menzilde gördüğü ikinci hakikat. Ha, bu rahmaniyeti açtık biz. Rahimiyeti açacağız sana abi. He, rahimiyet. Rahimiyet açacağız. Yüz yetmiş iki. Bu da pek olmayan bir ders ha. Evet. Pek olmuyor. Olmuyor ha. Niçin de bilmiyorum. Niçin kimsenin eli gitmiyor buraya? Bu ders gitmiyor. Rahimiyet, rahmaniyet mülke bakıyor. Kafir mümin fark etmeden, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, kafir mümin fark etmeden hak hayatının iktizası olan rızkı veren, Rahim ise kendisine iman edenleri dünya ve ahirette ruhunu besleyen Allah. Rahimiyet enfüse bakar. Onun için herhalde. Evet. İnsanın mahiyeti maneviyesine bakar diye. Mahiyeti maneviyesine bakar diye. İşaret edeceğiz da değil mi? O şeyde. 14. Leman ikinci makamında. 14. Leman. Besmele'nin sırrı var ya. He. Rahimiyet. Şeyde de var evet. Ha, devam et bakalım Bismillah. Birinci sırda. Birinci sırda mıdır? 62. sayfada anlatıyor lemalarda. Demek burada atıf yapmışız. Dünya yolcusunun 3. menzilde müşahede ettiği 4. hakikat olan 33. mertebe niyet ve rezzakiyet hakikatidir. Burada Hasan abi Hüsnü Hazretleri rahimiyet ve rezzakiyet hakikatidir dedi ve yani diye burada bir paragrafla beraber çok mükemmel bir şekilde çok yani külli bir ifadeyle mecmu kainatta rahimiyetin cilvelerini göstermekle rahimiyeti ispat ediyor, izah ediyor. Evet. Yoksa nasıl intikal edecek ki? Gösterecek şimdi. Külli bir nazar vererek ama. Külli bir nazar. Külli burada bu nazar külli nazar da bu rezakiyet bu bizim yeme içme değil yani. Değil. Manevi rezakiyet. Külli bir nazarla ancak bu. Dedim ya işte bu enfusu kimsenin eli gitmiyor bu derse. Yani ism-i azamla. Evet. Sonra Hasan abi Risale-i Nur her meseleyi İsmi Azam'la çözdüğü için, İsmi Azam penceresinden görüp gösterdiği için o canından bakamayan insan şeye kalıyor o zaman biraz. Herkesin nazarı çıkmıyor. Çıkmıyor ha. Çünkü Risale-i Nur her meselesini mertebe-i azamdan ve İsmi Azam noktasında izah ettiği için. Yani ka işte bulunduğu cemaat işte girilmiş bir kere orada bulunmuş ama yetmiyor. İnsan biz de diğer cemaatleri biliyoruz. Malzemesini biliyoruz. Temelde kullandıkları kitapları ve eğitim yöntemlerini vesairesini biliyoruz. Bakıyoruz. Yani kıyas ediyoruz ama adamlar demek ki bunu ne şey zannediyor yani bir hikaye kitabı. İsmi Azam herkesin demek aklı şey yapmıyor. Yok. Tevecüh olamıyor. Hani öyle diyor ya 10. sözde. Diyor ki bütün diyor, bak bütün dışında yok. Bütün ulema-i İslam'ın haşir bir nakildir. Akıl buna yol bulamaz dediği şeyde çocuklara bile ispat etmiş. Sebebin altına söylüyor. Çünkü diyor, haşir diyor, haş-ı azam, ismi azamın mazarı olduğundan. Hem ismi azam, ismi azamı da hem de iki tane ismi azam kullanıyor. Hem Resulullah'daki ismi azam diyor, hem de her ismi mertebi azam. Mertebi azamında. İzah ettiği için. Yani onların nazarları buraya çıkamadıkları için haşir bir görüp göstermekle evet ispat edilir diyor. Salih'in görüyor ve gösteriyor. Gösteriyor. Evet Abdoskun. Evet. Rahimiyet ve rezzakiyet hakikatidir. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa
yavruların umum zemin yüzünde, içinde, havasında, denizinde bütün zihayatın, bilhassa zihruhun, bilhassa aciz, zayıflerin ve bilhassa yavruların hem madde, hem manevi, hem midevi, hem manevi bütün rızıklarını şefkatkarane, kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan bilhassa en latif, en latife alabiliriz. Şu anda 172. Kan, fışkı ortasında gelen bir dirhem kemik gibi çekirdek, bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka tahımların vakti vaktine mukanın bir surette hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak gözümüz önünde, gözümüz önünde bir deste gaybi tarafından verilmesi hakikattir, hakikatidir. Rahimiyettir, razakiyet hakikat. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Bak maddi, midevi, hem manevi, geçiyor maneviye. Bütün rızıklarını, manevi rızık mesela. İmandan daha büyük rızık var mı? Ondan sonra, değil mi? Ruhun gıdası. Evet. Şefkatkarane, kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan, bilhassa en latif, en latifi kan ve fışkı ortasından gelen çocukların rızkı değil mi? Bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binler okka tahımları vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüzün önünde bir desti gaybi tarafından verilmesi hakikatıdır. Evet. Oku. Burada bu ismin mertebi azamını gösteriyor değil mi sana? Rahimiyeti. Rahimiyet yapıyor bunu. Rahimiyetin mertebi azamını. Şimdi bazıları şöyle anlıyor, bilmiyorum da. Veya kendim de anlıyor derken bu laf aslında kendimi ifade ediyorum ama enaniyetimle diyemiyorum. Esma böyle şöyle anlıyorum. Anlıyordum daha doğrusu. Renk. Yani eşyanın cilve, cemal, nakış, sanat. Eşyada var ya dört gözüken. Ben Esma'yı bunu biliyordum. Ben yeni öğrendiğim bir şey var. Burada da şey yapacağım. Sıfattan Esma çıkıyor değil mi? Mahiyeti zatiyeden, şunatı zatiye, şunatı zatiyeden sıfatı ilahi, sıfat ilahi, sıfatı zatiye, sıfatı subutiye diye ikiye ayrılıyor. Ondan sonra ikisinden de sıfat ilahiden esma-i zatiye, esma-i fiili, esma-i ilahiye çıkıyor. 3. Ondan sonra esma eşyada mesela çiçekte cilve, cemal, nakış, sanat gözüküyor. Meğer esmanın da bir sıfatı var. Bu cilve, cemal, nakış esmanın sıfatıdır. Benim bak bunu değil. Öğrendiğim şu. Esma budur biliyordum. Oysa esma canlı ve ruhludur. Yeni öğrendim. Usta şey diyor sana abi. Kainat için ki eşya esma ilahidir demişler diyor usta. 30. sözde. Hemen başına. 3. mevkufun başında. Usta hakaik eşya esma ilahinin cilveleridir diyor. Mahiyet eşya diyor. O esmanın diyor gölgeleridir diyor. Tabi kullanıyor. Evet. Sözde var mı abi? Abi şey yap. Sözleri ben oradan. Yukarıdaki sözlerden. Yani onlar Esma'nın kendisini gördüler. Usta Esma'nın kendisi değil diyor sana abi. Evet. Esma'nın cilvesidir diyor. Yani sanat Esma'nın kendisi değil diyor. Ha. Esma'nın cilvesidir diyor. İşte bu sıfatla ben anlatacağım şu. Esma bak çok değişecek nazarım. Ben çok etkilendim yani ruhsal.
Bakayım hissiyatım sizde de olacak, mutlak olur herhalde. Esma ruhludur. Esma canlıdır. Esma şuurludur. Esma hayatlıdır. Cami topraktan çıkan şeyler hayatlı olacak. Vacibül vücuda ile alakalı olan Esma-i Hüsna cansız ruhsuz olur mu? Ama bir türlü buna intikal edemiyordum bu söze. O zaman Esma şurada, bunlar biliyor şu anda, canlı ve ruhludur. Yani eşyada gözüken cilve, cemal, nakış, sanat Esma'nın sıfatıdır. Esma'nın bizzatı kendisi değil. Önemli olur. Çok önemli. Çok önemli. Esma kendisi değil. Mesela ne fark var? Balık. Bir de kokusu var. Balık pişince kokusu gelir. Ha, tamam. Sen balık kokusunu ekmeğin arasına koyup yiyebilir misin? Ha, onlar kokuyu balık zannettiler. O büyük zatlar. Usta hayır diyor. Hakayık eşya. Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiye'dir. Ve cilveleridir. Yani cilveyi kaynak zannetmişler. Yani balık kokusu, balık pişirdiğin zaman çıkan kokuyla kimse ekmeğin arasına koyamaz. Onun için balık esmadır. Balığın kokusu cilve cemal nakıştır. Yani esma canlı ve ruhludur. Hem Mustafa oku bakayım. Hatta muhakkikin evliyanın bir kısmı demişler ki, muhakkikin asfiye demiyor, evliye diyor sana abi. Evet. Çünkü altında söyleyecek ne diyeceğini, kim olduğunu hemen tarif edecek. Muhakkikini evliya. Ha, dediklerine bakarsan kim olduğunu anlarsın. Muhakkikin asfiye var. Tabii. Veya muhakkikini şeyler, bir de asfiye var, muhakkikini evliya var, asfiye var. Hatta Muhittin Arabi gibi zaten üstad diyor ki, muhakkikin asfiyanın diyor ölçülerini mehaz almaları lazım diyor. Evet. Ve sözlerini diyor tavsiye etmeleri lazım. Evet. Sonra ettiler diyor. Ettiler, hem asfiyadırlar diyor. Evet, ettiler. Yani çok zaman diyor, kaygımada mizansız gitti diyor. 15. mektup değil mi o? Yok, 18. mektup. 18. mektup diyor. Evet. Muhittin Arabi'nin bahsi var ya orada. Hatta muhakkikin evliyanın bir kısmı demişler, hakiki hakayeki eşya Esma-i İlahiye'dir. Bak onlar demişler. Onlar demişler. Kim işte bu yukarıdaki cümle? Muhakkikin evliya. Muhakkikin evliya bu. Tasavvuftan yani. Evet. Hakiki eşya ise o hakayekin gölgeleridir. Demişler onlar. Onlar demiş. Onlar demiş. Ama ustad öyle demiyor. Onda Sosrat ne diyor? Hatta bir tek zihayet şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar Esma-i İlahiye'nin cilve-i nakşı görünebilir. Bak, Esma-i İlahiye'nin cilve-i nakşı görünebilir. Nerede diyor? Bir tek zihayette 20 kadar. Bak, onlar Esma-i İlahiye'nin kendisini görüyorlar. Usta diyor ki Esma-i İlahiye'nin cilve ve nakşı görünebilir. Cilve ve nakşine nakşı. Esma demişler. Esma demişler ha. Evliyayı mudakik mi muhakkik mi? Muhakkikin evliya. Muhakkik. Muhakkikin evliya. Mudakik değil. Burada diyor, işte hakayık eşyanın Esma ilahiye dayandığını ve istinad ettiğini, belki hakiki hakayık. Hakiki hakayık. Evet. Hakiki hakayık. Yani hakiki hakikat. Evet. Hakikatlar var. Hakikatin hakikati. Evet, yani şeye benziyor. Usul esas. Usul esas. Esas ama bunun usulü, esas. Temeli var. O Esma'nın cilveleri olduğunu. Ya. Cilve usta şey demiyor. Esma demiyor. Cilveler olduğunu. Çünkü Hasan abi, çünkü mahlukat, sanat mahluktur. Esma vaciptir. Nasıl olacak ki öyle yani, değil mi? Evet. Yani gidiyor eşeğe Esma diyor. Esma mahluk oldu. Oysa Esma-i Hüsna, Lehül Esma-ül Hüsna, bütün güzel isimler onundur. Esma-ül Hüsna yaratılmamış ki, vaciptir. Rahman, Rahim, Latif, Allah isimleri mahluk olur mu? Eğer sen bu mevcuda donmuş Esma ise, o zaman donmuş elma, Rahman donmuş, elma olmuş. Rahman donmuş, muz olmuş, nar olmuş. O zaman ne oldu? Mahluk oldu Esma. Bu tefrik ne kadar önemli değil mi? Ama kardeş,
Allah'ını severse, ustad böyle eline o kitabı vermese, sen zaten bunları zaten konuşmayacaksın. Müddin Rabbine vesairenin peşine gideceksin o zaman. Tabii canım, o vay be. Cami kürsüsüne bir kıyas ediyoruz adamı, Müddin Arabi'yi. Adam namaz kılın, domates kafalar, niye yapmıyorsunuz lan, para verin. Bir de Muhittin Arabi diyor ki, ooo şuraları gezdim, bizim için ne cazip olurdu. Hele benim fıtratımı da biraz biliyorsunuz, sen de öyleymiş. Peki bu Risale-i Nur elimizde olmasaydı, o fıtrat orada ne civelenge ve ne kadar yeminler kırıp dökecektik doğruluk adına. Şimdi bunu sana demek ki farklı bir şey işte. Hani velayet hükümünü işte Risale-i her ismin mertebi azamına masardırdı ya, her ismin mertebi azamına ders veriyor. Mecbur kainatta. İsmi azam, ismi azam, bir de her ismin mertebi azamına. Hem nefsün önündeki ismi azam masarı sağlanır, hem de her ismin mertebi azamına. Ben buna dedim ki kendime, niye böyle oldu diye. Sordum kendime, buldum cevap şöyleydi. Çok çeşitli şeydi, bir tanesi şöyle diyor. Ulema-i ümmeti kembiye beni İsrail. Orada anlatırken büyük evliyadan bahsediyor. İsim vermiyor. Büyük evliya ve sahabe ve İmam Ali vesaire diye sayıyor. Eskideki peygamberler bir kısmı belirli bir zamana, belirli bir kavme, belirli bir miktar irşat için gönderilmiş. Eğer Hatem-i Nebi olmasaydı Peygamber Aleyhisselam, yani ondan sonra hatemler olurdu, onu gizlerdi. Onun için ondan sonra peygamber gelmesi yasaklanmış. Aslında eskide eğer peygamberimizden önce olsaydı bu, mesela diyelim ki Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Geylani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri peygamber olurlardı. En yani gözüken bu ümmetin kurtarıcıları zahirde. Ama peygamberimizden sonra peygamberlik davası kapandığı için bunlar, bir şey anlatacağım. Bunlar peygamberlikten sonra en yetkili ve yetili varisleri olmuş. Bunların özelliğine bakın, belirli bir kavme, belirli bir zamanı insanları irşat etmiyorlar. Mesela Türkiye'den çıktı ama Arabistan'dakiler de okuyor Risale. İspanya'da da okuyor. Aşin Avusturya'da, Viyana'da, o dedi ya işte, gördün mü bilmiyorum. Bir kardeş dergi çıkarıyor vesaire. Abi seni de davet edeceğiz konferansa falan. Şuraya buraya. Yani her tarafa gidiyorum. Fransa gitti, Strasbourg, şuraya buraya. Ama eskideki peygamberler iletişim muhabere olmadığı için Adapazarı'na gelen peygamber ayrı. Efendim Çatalca'ya, İstanbul'a gelen peygamber ayrıydı. Ve o kavmi belirli bir kavme kadar, öteki kavme ulaştırana kadar bir vazife yaptılar. Demek ki bu peygamberlerin vazifesi genel değil. O kavme hastı. Ama peygamberimiz genel olduğu için varisleri de geneldir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyebilir mi? Diyebilir miyiz? Hindistan'ın mürşidiydi. Oradan çıktı diye. Hayır. Hepimizi irşat ediyor. Değil mi? Gelen Hazretleri Bağdat'ta çıkmış. Arapların mürşidiydi. Diyebilir misin? Diyemediğin gibi Bediüzzaman da Türkiye'nin mürşidi değil. Geneldir. Dolayısıyla bunların dersleri de İsmi Azam mertebesini alacak. Niye? Belirli bir zamana, belirli bir kavme, belirli bir müddet için gelmemiş. Evet, ondan dolayı her ismi mertebe azamı ve ismi azamdan ders verecek. Çok önemli nokta yani. Bu anlaşılmazsa sen anlaşılmıyorsun. Anlaşın bu tabii. Çünkü niye? Ya mesela şöyle kürsüye çıktın. Kürsüye çıktın. Kime hitap ediyorsun? Atıma. Kime hitap ediyorsun? Önüne. Şimdi önündeki cemaati hitap ederken, konuşurken hiç kale almıyorsun, 100 sene sonrasını hitap ediyorsun. Böyle tebliğ olur mu? Böyle konuşma olur mu? Peki sen o asırdaki mürşidiysen, o asır kale almıyorsan, o asrın muhatabı mürşidi kim o zaman? Sen bulunduğun asrı işatla vazifeli değilsen, gelecek asırdaysan, peki senin bulunduğun asrın imamı kim? Sensin. Sen önüne hitap edeceksin. Önüne hitap ettiği adamların kültürü o. Seviyeleri o. Ona hitap edecek. Onlara hitap edilen ders, onlara hitap edilmeyen bir topluma ders olur mu? Kur'an'dır bu ancak.
Kendisine ben de Risale'nin talebesiyim dedim usta. Ben ders arkadaşım. Evet, o kadar. Ama yani şey değil. Mesela bak Geylani'nin dersi genellenmiş bir yere kadar. Ondan sonra şu Rabbani Hazretleri gelmiş. Tamam. Her asırda bir mücidi dinin geliyor. İşte ama bunların dersleri İmam-ı Rabbani de öyle. İsm-i Azam noktasında anlatılıyor. Ama bazı konular ihtiyaç olduğu zaman ama son mücidi imanı ve İslam'ın son kalesi olunca en son silahlar kullanıyorlar öteki tarafta. Mesela eskide İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde kafir mutlak kaç kişi bulunurdu? Bida ehli vardı. Gidip de gelen mi vardı İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne sormadılar ki bida dine karıştırmak istenen şeyler vardı. Allah var mı diye sormazlardı. Ama şimdi her şey soruyorlar. O zaman öyle bir ders olmalı ki her topluma, her kavme, her zaman bu insanlara yukarıdan baksın. Ondan zaten. Mehmet Ustad Hazretleri 1910'da 6 Alem-i İslam'ın hastalığından bahsediyorsan abi. Yani 100 sene geçiyor arada. Bugün sanki bugün canlı, ruhlu bir ders yani. Evet. Aynı. Bugün aynı hastalığı. Teşekkür ederim. Yani eskidendi. Şimdi buna ihtiyaç çok diyebilir misin? Oku bakayım abi. Merak ettim. Bir şey soracağım. Eski peygamberlerde mesela müceddit gelmemiş değil mi peygamberlerden sonra? Peygamber gelmiş. Peygamberimizden sonra peygamberlik boşluğunu müceddittikle tamamladı Allah. Çok harika bir soru sordu. Anladınız mı? Peygamberlerden, peygamberler sisiler arasında müceddidler yok. Peygamberimizden önceki peygamberler silsilesinde müceddit yok. Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam'dan sonra peygamber olmadığı için peygamberlik ihtiyacının var toplumda. Yani Nuh Aleyhisselam'ın toplumun ihtiyacı var peygambere de. Lut kavminin ihtiyacı var da. Şit ve Salih Aleyhisselamların kavimlerinin peygamber ihtiyacı var da. Allah'ını seversen bu asırda peygamber ihtiyaç yok mu? Evet. Peygamberimiz var. Unuttum 14 safhe be. Peygamberin sünneti unutulmuş, camiler yakılmış, kitaplar kaldırılmış, bidatlar din diye gösterilmiş. Yani Türkiye'de yapılan bu 100 senede tahribatı acaba geçmişi hangi firavun yapmıştı? Gitti firavun topladı İbrahim Aleyhisselam. Lan bunu inkar edeceksiniz dedi. İnkar ettiler, ruhsatı kullandılar, geçti ötediler, nesli ürediler. Yani o zaman muhabere adamın kamerası iletişim aletleriyle insanları takip edemiyordu ki. Sessiz sessiz gene yapıyorlardı. Şimdi öyle mi ya? Şu anda benim bu konuşmamı Allah bilir mi kim çekiyor? Kaçmışlar cimur veya bir cihaz. Şimdi sokağın caddenin başında olsa bu konuşmamı çekiyor. Aleyhinde bulunsam bir kralın beni çarpacak. Yani bu asıl peygamber ihtiyacı yok mu? O zaman peygamberlik şeyi kapandı müessesesi ama vazifesi devam ediyor. Anladınız bunu? Peygamberlik müessesesi kapandı ama peygamberlik sıfatı ve vazifesi devam ediyor. Onun için ulema-i ümmeti Kenbiya-i Beni İsrail. Benim ümmetimin uleması Beni İsrail peygamberleri gibidir. Sayfayı da kastam orada. Sen bu şahsı manevisinin bu hadise mazhar olduğunu söyle. Evet. Mazhardır diyor. Devam et tam oraya okudum. İşte hakaiki eşyanın Esma-i İlahiye dayandığını ve istinad ettiğini, belki hakiki hakaik, o Esma'nın cilveler olduğunu ve her şeyin çok cihetlerle, çok deliller sahnenin zikir ve tesbih ettiğini anla. Evet, bu da onu diyor işte sana. Geçelim şu alara. Devam et oradan çünkü aşağıda çok harika rahmeti anlatacak. Alsın istersen kitabını Furkan. Evet. İnna Allahu ar-Razzaku zul kuvvetil metin ayeti. Ya şeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi. Ve ma min dabbatin fil ardı illa alallahi rizquha ve ya'lemu mustakarraha ve mustavdaaha kullu fi kitabin mübin. Ayeti dahi bütün insanların ve hayvanların rızıklarını taahhüd ve tekeffül Rabbani altına aldığını. Allah.
ya şeyi ve infakı Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak'a tahsetip hasretti gibi. Devam. Ondan sonra der ki ayette bütün insanların hayvanlı rızıklarını tahkut ve tekeffül Rabbani altına aldığını hem ve keyin min debbeti la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves semiul alim ayeti de rızkı tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan zayıf biçarelerin rızıklarını umulmadık yerden, belki gayıptan, belki hiçten. Mesela denizin dibindeki böceklere hiçten. Orada esbab bir küllü sukut, esbab yok değil mi? Hiçten diyor. Allah Allah. Kum ve acı su var. Denizin dibinde. Denizde ya. Hiçten. Böceklere diyor hiçten. Denizin dibindeki böceklere hiçten. Yani o böcekleri yiyenler böcekler rızık. Ötekisi bilmemiz ama böcekler hiçten. Bütün yavrulara umulmadık yerlerden. Yani çocuk dünyaya geldi. Nereden rızık akacağını ne tahmin edebiliyor muydu yani? Tamam, ya mesela biz akıl ilerledikçe o nispette rızık endişesi başlıyor. Akıl olmadıkça geri git rızık endişesi azalıyor. Tuhaf değil mi? He? Ters orantı. Demek ki bu rızık meselesi akılla doğru orantılı değil. Bahsedeyim mi meseleyi? Tabii hep işte burada da bahsediyorum. Yani bak bir de söylüyorum. Şimdi filmi ileriye götürüyorsun sarın. Akıl geldikçe çocuğa, bebeğe rızık endişesi başlıyor. İstikbal endişesi başlıyor. Aklı, o filmi geri götür. Şimdi Ataman'ı geri götürelim. Ataman kaç? 42 yaşında mısın? Geri götürelim kardeş. 40 sene geri. 2 yaşındasın. Rızık endişesi var mı? Yok. 2 yaşındasın. Demek ki akıl gittikçe endişeler kalkıyor. Psikoloji sorunlar da bitiyor. Şu akıl demek ki öyle kullanılması lazım ki endişe istikbali o yapıyor, rızık endişesi o yapıyor. Bizi kötü hissettiren, hastayım dettiren bu alet insani insan izah edilmeli. Bunun cümlesini de söyleyeyim, söyleyeceğini unutma. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ettiriyorsun 8. hakikatta. Akla hezeyan diyor. Hezeyan, ateşli hastalık geçirenler, sayıklar ya. Mesela ne der biliyor musun? Ben rastladım da. Menenjit gibi böyle ateşli şey geçiriyor. Ayakkabı bağı getirin. Kaba ocağından indirin. Bak falan su dolduruyor. Öyle bir şey yok. Ya hiç alakası olmayan şeyleri söylüyor cümle. Hangisini hangisini birleştireceksin? Ayakkabı bağı getir. Su taşını söndürün. Bak güneş batıyor. Falanca öldü. Hadi birleştir bunları. Yani saçma sapan, birbirle alakası olmayan sözler ve fiiller yapan kaynak. Hezeyancı akıl bu. Yani vahiden kopan akıl böyle. Bak ne diyor? 8. hakikata haşirde geçiyor. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyor. Ya bu ne biçim şiir ya? He? Bu güzel bir şey olur mu ya? Evet devam et. Çok hoşuma gitti ya Ali Salim. Tam bana göre. Rızkını tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan zayıf bir çarelerin rızıklarını umulmadık yerden, belki gayipten, belki hiçten, mesela denizin dibindeki böcekleri hiçten, bütün yavrulara umulmadık yerlerden, bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gayipten infaklarını bil fiil tekeffül ederek bil müşahede vermekle infaklarını, nafakalarını mı? Bil fiil evet. Tekeffül ederek bil müşahede vermekle. Gözle gözüküyor. Nasıl veriyor mesela? Akciğerin rızkını veriyor. Yani bakar kör mü olmuşuz? Yani ülfet etmiş. Kardeş ülfet. Şu tabirlerin değil mi? Yani korkunç muhane. Ülfet ne demek yani. Biliyor musun? Ülfet bakmış. Kişinin hapishanesi, mezarlığı ve üzerine örtülen battaniyenin adıdır. Çok güzel bir tasvir. Peki ülfetin altı ne biliyor musun? Ülfeti ne doğuruyor? Ne besliyor? Yani
Ülfeti nasıl kıracaksın? Altını nasıl? Altında kim var biliyor musun ülfeni? Zanlarımızın bütünlüğüdür. Biliyorum canım. O birinci söz. Hani derse başladın. Ya iki asker varmış. Hemen bak hemen. Zan. Onuncu söz. Ya işte asker falan şu. Yani zanlarımızın bütünlüğü ülfetimizin oluşturuyor. Ülfet hapishanedir. Ülfet dipsiz kuyudur. Ülfet seni örten battaniye gibidir. Olmayanı, bilmediğin bir şeyi bildi diye, biliyorsun diye yutturmanın adıdır. Yutturmanın adıdır. Ne acayip bir şey değil mi? Devam et. Bil fil tekeffül ederek bil müşahede vermekle esbab perest insanlara dahil. Esbab perest insanlara dahil. Yani Allah'ı bilmiyor. Esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi. Bu esbab perdesi deyince hep şeyi hatırlıyorum. Sizde de vardı galiba. Allah rahmet etsin annem ve babam. Sizin de geçmişinize rahmet etsin. Şimdi baba ya erkek de böyle gurur gibi böyle Karadeniz erkeği. Öyle yüz göz olmaz. Okula gideceksin harçlık verecek. Ama dövdü daha önce kavga ettik falan. Nasıl şey yapacak? Anneme veriyor. Annemin perdesini kullanıyor. Al al oğlum al al. Yok baba anne ya onun bir şeysin ol. Ne onu ya benim. Oysa babam vermiş ver ona. Esbab perdesi altında rızı gene o veriyor şefkatli. O tokatları şefkattı yani. Hani ver ona, ver ona. Şimdi annem de benim oğlum benim ya sen an. Yani şimdi yani esbab perest var ya böyle. Kızı babam gibi kızdı Allah. Ama babam annem vasıtasıyla veriyor. Gene Allah da kızmış ona. Niye benim bir şey bu şey karşı geliyor? Gidip ağaçlara veriyor. Allah al, al. Onu yerken yani Allah neyi yarattı ki? Ağzında elma var bunu diyor. Ben olsam ağzına çakardım ama Cenab-ı Hak acayip bir merhamet. Şimdi burada sana besliyor. Esbab perdesi altında yine o veriyor diye. O veriyor. He, o veriyor. Şimdi Risale-i Nur yani esbaba tesir vermekle sebeplere tesir vermemekle esbaba vücut rengi vermemekle adeta esbabı yani sebep perde dedi ya, sinema perdesi gibi değil mi? Yani orada mesela sinema perdesi sanki örten perde sinema perdesi gösterir manasında. Gösterir manasında. Esbaba biz tesir hakiki vermeyince o esbab da tesir hakiki gözüküyor. Mesela hastalık yani hücre şöyle oldu bilmem ne yaptı bu esbab. Olmayabilirdi. Ama bunu orada, yani biliriz ki aşağıda bir şuurlu el var. Nasıl yapacak ki başka yani? Şimdi direkt sana hastalık verse şimdi ona küseceksin. Araya bir tane şey koyacak, kolesterol koyacak, tansiyon koyacak da öyle yapacak yani. Yoksa direkt verse seni, senin başını artırsa, sana şu hastalığı verse, ya Rabbi yani ya Allah Allah. Kimi dua edecek şimdi? Musibeti o verdi. Musibeti o verdi. Ona dua ediyorsun kaldır diyor. Verdi o verdi. Şimdi nasıl olacak şimdi? Esbab kullanmadığını düşün Allah'ın. Hastalığı verdi. Hastalığı veren zata diyorsun ki ya Rab şey yap. Şifa ver. Şimdi diyoruz Allah'ım şu bunlar bunu senin destek kaybın tarafında elde perdeleyebilir. Eller. Ya Rab şu işte sıhhat ve afiyet ver. Şu hastalığını benden kaldır. Yani o esbabı mesil gibi gözükünce dua ediyoruz arkasına. Yoksa bizim hatırımıza matırımıza gelmez Allah. Hastalık yok, açlık yok, gelir mi? Hastalık var, açlık var gene gelmiyor da. Evet yani. Şimdi mesela ben bizzati ilim olarak söylemeyeceğim şimdi. Yakinen şuhut derecesindedir. Bana tam vaktinde hastalık geliyor. Gevşiyorum, bazı şeylerde koveriyorum. Ne bileyim ya böyle bir şey oluyor da rehavet başlıyor bir hizmette. Veya bana yakışmayan şeyler yapıyorum veya ne bileyim ya böyle. Tam o zaman bir çakı veriyor Cenab-ı Hak.
Hemen öyle bir sarsılıyorum. Hemen aslı vazifeme dönüyorum. Onun olmadığını düşün. Ve o şekilde ecel beni yakalasın. O şuursuzda. Yani iyi mi olacak? Onun için diyor ki dünyevi hastalıklar diyor ahiretin ebedi hastalıklarıdır. Dünyada hastalıklar seni uyandırdığı için günahlar hayat ebedi daim hastalıklar. He, günahlar hayat ebediyenin daimi hastalıklardır. Dünyadaki o siyahatlar seni günaha götürüyor. Dünyadaki siyahatlar ahiretin ebedi hastalıkları. Oysa dünyadaki hastalıkla uyanıyorsun, ahiretin siyahatı oluyor. Evet. Esbab için dört tane şey benim gördüğüm külliyatta, belki daha fazla da olabilir. Burada da perde tabirini kullandı. Esbab diyor, perdedir, zahiridir, bahanedir, içtir diyor. Allah Allah, çok ilginç. Ve ABC'den gidelim. Bahanedir, yok. Bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. ABC'den, evet. Bak bir daha söylüyorum. Senin söylediğini tekrar ediyorum. Öğrenmek için yapıyorum. Bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Onu bir alfabetik şey yapsana şey Furkan. Hepsi de sesli. He? Hepsi de sesli. Hepsi de sesli harf. Yani ezberleyebilir miyiz? Yani tamamıyla onu göster. İşte burada insan mana ismine baktığı zaman işte bu defa onu örten oluyor sana abi. Yani bu sefer fail makamına geçer. Allah'ı örtüyor bu sefer. Bu defa yani mevhumu muhakkak olarak görüyor. Kendini işte bir mevhum ilah olarak görüyor. Allah Allah. Hakiki ilaha devre dişi bırakıyor kendi aleminde. Hakikatte bırakamıyor devre dişi. Kendi aleminde hakikatte devre dişi bırakıyor kendi alemine. Hakiki ilaha. Kendi aleminde devre dişi bırakıyor. Mevhum ilahına hakiki ilahın nazarıyla bakıyor. Ne demiştik sebeple? Bahane. Bahane miydi? Bahane. Hiçtir. Perdedir. Zahiridir. Zahiridir. Yazayım ya. Esbab. Peki bunu şey yapmasa, bunu bilmese ne yapar dedin? Mevhum hakiki ilahı kendi aleminde. Hakikatte bırakamıyor. Çünkü yani sırrı tevhid var kainatta. Kendi aleminde, kendi şeyinde hakiki ilahı devre dışı bırakıyor. Kendi mevhum ilahı hakiki ilah olarak kabul ediyor. Onu itikad ediyor. Allah Allah. Kendi uydurduğu ilaha. Ha. Diye nefsin ilahini, ya ilahini meni tekadı ayeti var ya. Kendini ilah edineni gördün. Mevhum ilahı hakiki ilah olarak koyuyor. Kendi aleminde o ona inanıyor. Vay be. Bu itikad oluyor insanda. Hakiki ilahı devre dışı bırakıyor. Ama yine bu mevhumu farazidir. Hakikatte devre dışı zaten bırakamaz. Tabii kendi alemindeki evet. İlah. Zanları yani. Zanlar. Zanın oluşturduğu şirki ilah. Şirki tarif ederken çok şey bir tabir kullanırsanız. Mesnevi Nuriye'de. Getirsin. Şirki tarif ederken. Ver abisi. Sayfayı da söyle. 130'da. İnsan seyyatiyle Allah'a zarar vermiş olmuyor. Hani geçen bu mesele üzerine dersin mi? Cuma günü bahsetmiştiniz. Yani Allah'ın ihtiyacı yok ki. Hani sus oda da konuşmuştuk onu. Yani güneşin deniz ihtiyacı yok ki yani. Yani güneş vurdu, bazı yemek bozuldu, bazı ağaçlar ne şu nema buldu. O cümlenin altyapısı şey bu, kaynağı. Ha, ne diyor? İnsan seyyatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, nefsi insan manasında. Evet insan. Mesela hariçte vakide ve hakikatte. Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizmine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve hasarına müdahale edebilsin. Hakikatte yok öyle bir şey. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasına yerleştirir. Boş kafasına yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. Bu halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. Böyle bir şey yok ya. Vay be. Boş. Boş kafasına yerleştirir. Ya acayip olacak ya. Bam bam işte Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu teveccühü var.
kainatta. Bütün esmasıyla. Anladırabiliyorsan abi. Sır-ı hadetin tecellisini telezüz makamında kalmıyor. Enfus aleminde. Nasıl nasıl? Sır-ı hadetin tecellisini telezüz makamında oluyor. Kimde? Kendi enfus aleminde diyor. Kişi o zaman lezzet alıyor. Yani bu enfus insan döndükçe var ya, bedensel yaptırıcılar var ya böyle, bedenle alakalı şeyler, sıkıntılar. Onlar o nispete kalkıyor. Bütün hani üstad yani bir noktada hani vahidiyetle kainat teriz yani bütün esmanın bütün eşya olan tecellisi vahidiyet, bütün esmanın tek bir noktada insan olan tecellisi ehadiyet. Bütün esmasıyla tecellisi ve teveccühü ve tasarrufu var insanda. Şimdi bunun şuuruna varması vardı zaman bitti zaten. Yani, yani bütün alemi bütün diyor. Bütün eksiler kalkıyor zaman. Bütün alemi, bütün cihanı bir zerrede topla ha, diyor. Bir noktayı cihan yap, o cihan hakim oluyorsun. Ha, bütün cihanı bir nokta yap. Bir noktayı cihan yap, o cihan hakim ol. Bir de var onun. Bütün cihanı bir nokta yap, sonra o bir noktayı cihan yap, o cihana cihan hakim ol. O galiba şeyde geçiyor. Ayet-el Kübra'nın arkasında onun bir mektubu var Asma Feyzi abinin. Orada geçiyor. Ayet-el Kübra'nın arkasında. Şeyde yok o. Şualarda yok. Devam et. Orada yok yani. O Ayet-el Kübra denen bir ufak kitap var ya onun. Evet. Esbab perest insanlara dahi yani biz de bir esbabız değil mi Hasan abi? Esbab perest değil mi? Tabii. Esbab perest aynı zamanda esbaptır. Evet. Esbab perest insan aynı zamanda ve esbaptır. Ne anladın mı? Çünkü sen senin aynı anda görülür gösterilir. Ama sen şuurun varsa ona o senin yapmışın gibi sebep alacaksın. Şuurun yoksa vurup geçecek aynadaki. Yani, memel olsun diyor değil mi? Evet. Mazar değil, memel olursunuz. Öyle bir esbab ki, esbab perest. Kafirler memel oluyor değil mi? Evet. Cenab-ı Hak ona... Ya memel yani mesela tesisattaki su borusu. Ha geçti. Su borudan geçiyor ama boru hala borudur. Borudur. Ben şeyde kullanıyorum ben. Abi dedi, Einstein cennete gitmeyecek mi? Ulan sana ne lan Einstein'ın, şey Einstein diyor, Edison ampul buldu diyor. Bu kadar kişi diyor, bu ışıkta kitap okuyor, Kur'an okuyor. Lan Edison şey Edison'un böyle cennet diye bir derdi yok ki sana ne adamı niye dert ediniyorsun? Ama peki bir şey yok mu? Bir ama düşün dedim. Elektrik tutmuş fener. Emniyeti tutmuş millet istifade ediyor ama kendisi ama. Kar var. Veya bir dedim su tesisatını düşün. İçinde su geçiyor. Bu kadar insan abdest alıyor diye su tesisatının şahsiyeti artıyor mu? Sebep artıyor mu? Boru yine boru. Boru yine boru. Boru yani. Esbab perest insan kendisi de esbab. Çünkü dünyada rahat eder. Enfuse gelmeyen bir insanın bu İşlik dünyada yani. Rahat yok. İşlik. Evet. Yani torbasında 4 tane şey bırakmayacak. Yani nefis torbasının tadı. Nafaka mıydı? Naks. Fakr. Aç. Kusur. Aç. Nafaka diye şey yaptık. Devam et. Çok hoş bir ders ya. Esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi pek çok ayet-i Kur'aniye vaatsız şevahidi kevniye bir ittifak her bir zihayetin bir tek Rezzak-ı Zülcelal'ın rahimiyetiyle beslendiklerini gösteriyorlar. Bir ittifak. Her bir zihayetin. Aynen. Şimdi bunlar mesela bir, tam bir safi aynadalık yapabiliyorlar değil mi? Daha evet. Yani. Ne kadar acayip ya. Mesela bir balık rızkı nasıl gösteriyor değil mi? Mesela bir su, bir güneş. Bak nasıl şey yapıyor. Bir ittifak diyor. Yani his ve şuur girdikçe, teklif altına girince o aynı darlığı bozuyor. Mesela istikbal diyor, istikbal hale uğrar, maziye dökülür. Yani adam aynasında, insan aynasında gözüküyor. Eğer ona şuuru var,
sahiplenirse dua ile, niyet ile, dişir var ya, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile Allah'ın tecellisini onaylarsa bu dört sıfatla, o gözüken kendisi yapmış gibi sebep alıyor. Dişir. Yani esbaba tesir verdin mi bu dünyada nasıl rahat edecek ya? Mesela kanser. Hani bir adam nasıl rahatlar? Zaten kanser, öleceksin. Ama Allah öldürmek için kansere ihtiyacı yok. Ama kanseri musallat etti. Bir perde. Eğer bu kanser perdesinin arkasını görürsen kanserden sıyrılırsın. Hani sıhhat manasında değil. Ruhen cennet olursun. Ruhun da cennet olur. Ondan sonra o kanser üzerine ölürsen şehid-i manevisin. Çünkü çaresi olmayan hastalıklarında ölenler şehittir. Şehid-i manevidir, manevi şehit. Görüyor musun? Evet, oku bak. Evet, bir nevi rızık isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından onlar yerlerinde mütevekkilane dururken rızıklar onlara koşup gelmesi ve aciz yavruların nafakaları hayret numun tutulmacıklardan ağızlara akması. Yani rızıklar geliyor, koşuyor, görüyor musun? Şimdi biz koşuyoruz. Ama bahane acayip. Ağacı dikiyoruz, ondan sonra eve gidiyoruz. Ne oluyor? Bir bakıyoruz gündüz, bir de baktık elma var. Kim takmış oraya? Bahane var tabii. Hemen isim. Ya güneş çıktı. Kökteki su aldı. Gübreyi de aldı. Gübre mi yiyoruz yani şimdi? Yani bahane de. Yani öyle bir şey yapmış ki yanına koymuş esbabı. O esbab perdesi yani. Aslında perdeyi açık olsun diye kullandı. Perdeyi kaynak kabul etti. Gömüldü gitti. Yani elma ağacı perde. Elma ağacını kaldır. Elmayı nasıl verecek ki sana? Gökten mi atacak domatesi? Gökten domates yağsa ne olur? Pat! Mecidiyeköy'de, Şişli'de, Zeytinburnu'da. Pat! Küt! Sen sokağa çıktın. Ne oldu ya? Vallahi domates ayı da gökten domates yağıyor. Yani dala taksa bir şey yapamıyorsun da gökten daha acayip tesadüf olurdu. Ya vallahi orada bulut ve işte bulutla güneş ne yaptılarsa bilmiyoruz ama vallahi ne alakası var Allah'a? İşte semadan yağıyor. Ya topraktan çıkmaya sebep buluyor da gökten çıkmaya 10 defa bulur. Çünkü görmüyor ki kuyu şeyin kökünü. Evet. O zaman mana ismine bakınca esbab yani gizliğin oluyor Cenab-ı Hakk'ın. Evet. Mana harfiyle bakınca o artıya çıkan Allah'ın tasarrufunu görüyoruz. Hem enfusu muhafak. Tabi yani böyle enfusi tefekkür yaparsa bunu, yani bunları tefekkür ederse aleminde, dünyanın tazikatından kurtulur. Yoksa dünya onu sıkar. Dünya onu sıkar ya. Sıkıyor. Feveran ediyor. Mesela yokluk içinde de yoksa parada, siyahta. Ama bunları tefeyyüz eden, yani bunları sık sık dinleyen, bunları sık sık okuyan, sık sık derslere giden, müzakere eden, şu anda biz müzakere ediyoruz. Kendi husus okurken mutala eden, arkadaşlarla müzakere ediyorsa, yani dünyanın o ezici baskısından kurtulur. Ha 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 ha, hu hu hu, leylim leylim yaşamaması lazım. Evet, bir parça iktidar azıcık bir ihtiyar gelmesiyle süt kesilmesi, hususan insan yavrularına analarının şefkatleri yardımcı verilmesi ve daha da ispat eder ki helal rızık iktidar ve ihtiyar ile makusun mütenasiben değildir. Belki tevekkül veren zaf ve acize nispeten geliyor. Allah Allah. Tevekkül vekilden geliyor değil mi sana? Evet, vekil etmek. Vekil etmek. Demek aynı zamanda evellemek, kaynağı görmek. Demek o zaman acz-ı farktan çıkıyor. Tevekkül veren acz-ı zaafe nispeten geliyor. Demek acz-ı zaaf anlayınca insan tevekkül Allah'a... Bütün acz ve zaafını görmesi adam tevekkül eder mi? Bak tevekkül veren. Yok mu diyor da ustad yani...
şeylere, Üsaid'e ordular hücum ediyor. Yok mu bu mazlumların, masumların imdat çağrılarına cevap verecek? Yani bir adam ordular hücum ediyor vesaire. Evet. Ondan sonra işte hasbunallah ve nimel vekil geliyor diyor. O perdeyi kaldırıyor diyor, tamam mı? O perdeyi kaldırıyor. Yani mesela derdi olana, mesela sıkıntısı olana onu tavsiye ediyorum. Altıncı şuayı okusanız, şey altı diyorum. Dördüncü şua. Özellikle birinci hasbi nuriye değil mi? Tabii ya, mesela bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların kazanılmasına, tabii kazanılmasına vesile. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Bu nasıl dersin ya? Allah'ını seversen bir dur ya, dur dur ya, bir dur. Bu nasıl bir cümle? Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Aynası. Vücutlar demiyor. Bu Allah burada. Hadsiz vücudun aynısı. Ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutların esma ve şeceri hilkatin hepsini tavzaman ediyor demektir. Hadsiz vücutların kazanılmasına vesile ve ayna diyor. Vesile ve ayna. 69. sayfayı. Demek büyük kuva olarak öyle Hasan abi değil mi? Eğer tekamül ederse bil fiil ona masal oluyor. Ya kardeşim, bunları bunları sen bu tefekkür edersen, bu imanın diyor şeyde anlatıyor, işaret edeceğiz 61'de. İmanın parıltısı olan diyor feyizler gelebilir. Bu tefekkür ne demek biliyor musun bu konuştukları? Dünya cinsinden bir malzeme değil. Bu dünyada yaşarken ruhunda şu anda kullandığın malzeme, şu anda tefekkür yapıyoruz ya, feyiz, latifeler, hisler, ondan sonra tefekkürün getirmiş olduğu hal, huzur, dünya cinsi değil ha. Dünya cinsinde değil ama dünyada yaşıyorsun. Zaten onu diyor zaten, Mektubat 70'te diyor. Ne diyor? Dünyadan tecelli, ne diyor orada? Mektubat'ı bağlamıyor mu? Alsın, şey yapsana. Diyor. Feyizler nasıl gelebileceğini söylüyor üstad. Allah Allah. Dedin ya dünyada değil dedin de onu... Evet. Yani mesela diyorum ki o zaman nerede, mesela dünyada nereyi, yani dünyadayken ruhunda ahirete ait feyizleri yaşarsan o zaman dünya olur ahiret. Ruhen. Belki bir mevhibe ilahi olan o esrar... Sayfa etmiş mi? Sayfa etmiş mektubat. He. Mevhibe ilahi olan mevhibe ilahi. Allah Allah. Hibe. Mevhibe yani. Hibe. Hibe, hibe. Hibe. Mevhibe. Mevhibe. Hibe. Olan o esrar. Halis bir niyet ile. Bir. Halis bir niyet ile. Ve dünyadan dedi de dünyada dedi. Dünyada ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle bu feyizler gelebilir. Allah. Huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle. Gelebilir. Bir, halis bir niyet ile. Halis bir niyet. Sonra? İki, dünyadan. Ve huzuzat-ı nefsaniyeden. Nefsaniyeden. Tecerrüt. Dünyadan da, dünyanın üç yüzünden bahsediyor üstad. Bu da ne? Üçüncü yüzü olacak değil mi? Huzuzat-ı nefsaniyeden değil mi? Yani günahlar yaparken bu nasıl gelecek? Bugün işte sitede o yazı ne antika değil mi? Evet. Azrail aleyhisselam'dan millet korkuyor. Oysa Azrail aleyhisselam ruhu öldürmüyor. Ruhu kurtaran, cesedin elinden kurtarıyor. Cesetten ruhu alıyor. Yani çıkarıyor. Azrail aleyhisselam ruhu öldürmüyor. Ruhu cesetten çıkararak cesedi öldürüyor. Günahlar ise cesedi inşa ediyor, ruhu öldürüyor. O zaman Azrail kim burada? O zaman kimden korkması lazım? Değil? Kimden korkması lazım? Günahlardan korkması lazım. Senin günahların senin Azrail'in olmuş. Ya o zaman günahlardan korkacak hissiyat ölmüş veya ağır bir yaralı. Tabii ya, ağır yaralı. Yani alınmış adamdan öyle bir günahlardan. Yani şaka zannediyor. Bak, Azrail aleyhisselam ruhu öldürmek için gelmiyor. Ruhu cesetten alıyor, ceset ölüyor.
Günahlar ise cesedi ruhun üzerine galip ediyor, ruhu öldürüyor. Cesedi kurtarıyor. Günahlar cesedi kurtarıyor, ruhu öldürüyor. Azrail aleyhisselam cesedi öldürüyor, ruhu kurtarıyor. O zaman ruhun Azrail'i kim? Günahlar. Ondan korkmuyor. İşte hayat ebediyle daim hastalık. İşte günahtan günahtan korkmak, Azrail'den korkmaktan eftal olması lazım. Azrail cesedi öldürüyor. Günahlar ruhu öldürüyor. Hangisi daha şer? Ruhu öldüren daha şerdir. Berbat ruhunu bozup dünyada geçip gelecek diye düşün sözler. Bu ne güzel ya. O mevhibe ilahiye, halis bir niyet. Dünyada ve uzat-ı nefsaneden tecerrüt mü diyor? Tecerrüt mü diyor? Tecerrüt etme vesilesiyle o feyizler gelebilir. Vay be. Mevhibe ilahiye onun o esrar. Vay be. Dünyadan, dünyanın üçüncü yüzde anlaşılıyor değil mi Hasan abi? Evet. Ve göre de en fırsız uzat-ı nefsane. Allah Allah. Enenin manevi cihetinde tecrübe. Kendine bir vücut rengi vermeme nispetinden kurtuluyorsun işte. Diyor biri gör diyor. Nasıl? Biri nasıl işte bunu kazanmak var ya, en büyük servet, en büyük hedef olmalı. Yani huzur zaten efsaniyeden ve dünya perestlikten, esbab hakim kılmaktan. Evet. Şimdi sana bir insan bakacak ahirette perze aleminde. Diyecek ki ya bu menhus hisler için hani ustad ya hissiyat hüsüfli menafi cüsin hatır için ihlası kırmakla diyor ya. Yani bakacak ki ya yani şu hissiyatlar için ben şunları kaybettim. Ne diyor bir de söyle onu. Menafi cüziye hissiyat hüsüflin hatırı için. Bir dakika menafi cüziye ve hissiyat hüsüflin hatırı için. Menafi cüziye ve biri madde olarak nefis menafi cüziye, maddiyle menafi cüziye ve bozuyor. Orada zaten iki şeyi tahlil ediyor değil mi? Biri hem menafi cüziyeler işte maddi menfaatlerle evet. Nefesi kırmak bir de hissiyat-ı süfliye, iltifat teveccüh, şöyle evet. Şu an şeref sahip teveccühüne hissiyat-ı süfliye hatırı için ihlası kırmakla vay. Hakkın hatırına, nefsin hatırına evet. Devam. Yani orada da bir menhus bir lezzet var değil mi Hasan abi? Var. Menhus lezzet de şey yapıyor yanında. Buraya kadar bitti mi? Yok. Şeye kadar gelelim. Rızık ikidir. Oraya kadar okuyalım. Ondan sonra keseriz. Hı. Ekseriyetçe sebebi hüsran olan hırsı tahrik eden iktidar ve ihtiyar ve zekavet. Bir kısım büyük ediplerde o edipleri bir nevi dilenciliğe kadar sevk ettiği gibi zekavetsiz, kaba, çok âmi adamların tevekkülvari iktidarsızlıkları dahi onları zenginliğe ishal etmesi. Allah. Bu kadar alimler var değil mi? Zor geçiniyorlar. Adam ilkokulu bitirmemiş belki doğru dürüst ama... Yok üçüncü sınıftan ayrılmış Sapancı. Değil mi? Ama yüzlerce binlerce belki mühendis çalışıyor fabrikasında. Ama adam alim, hakikaten acayip senelerce insanlara hitap etmiş. Zor kıt kanat geçiniyor. Acayip sırrı imtihan işte. Geldi çıkışın içinde. Kem alimin alime e'ite mehazi mezahibuhu ve cehilun cahilin telkahu merzuka. Dar bir mesel olması ispat eder ki rızkı helal iktidar ve ihtiyar kuvvetiyle kazanılmaz. Buldurulmaz. Belki çalışmasını ve sayini kabul eden bir merhamet tarafından verilir. İhtiyacın acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Evet. Orada keselim. Allah rızası için en fatih.
telefonuma değil de. Ben onu dur buradan bulurum. Ne nasıl geçiyordu? Şu adam nihayetsiz ehemmiyet verdi yani. Nihayetsiz derdince, emniyet yazın şu alar. Nihayetsiz emniyet dur. Aratın şu alardan. Allah Allah. İnsana emniyet vermiş. Yani nihayetsiz ehemmiyet ve çıksın abi. Vermiş. Dur bulayım. İnsana. Evet. Yani. Dehşet bir cümle nihayetsiz ehemmiyet. Nihayetsiz. Evet. Şimdi nerelerde olacaktık? Olmadın kabul et. Yazayım. Nihayetsiz emniyet mi diyor? Nihayetsiz ehemmiyet. Ehemmiyet. Niyet. Tamam, onu arattın abi şu alardan. Ne çıkmadı? Ha, yazmadı ki. Dur şunu çekeyim şöyle de. Nihayetsiz ehemniyet. Niye ehemniyeti yazamadık demek ki? Ehem olsun tamam. O gerisini bulsun. Şualarda mıydı? Şualarda. Dördüncü şua. Ha, dördüncü şuada. Vermez. Nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle olabilir. Ha, sayfa şeyde. 66'da. 66. Aç onu. Nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle. Allah Allah. Bak fakat bu gayi hayal ve hedefi ruh, netice-i fıtrat, tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın bütün harekat ve sekenatlarını, ahval ve amellerini kalben fiiliyle bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve nihayetsiz emniyet vermesiyle olabilir. Çünkü o şeydir, bağlaştır. Nihayetsiz inayet ve emniyet. Yani ve orada bütünlük yapar. Nihayetsiz inayet, nihayetsiz emniyet vermesiyle olabilir diye düşünüp. Vay be. Yani ne diyor? Bu küçücük aciz mutlak olan insanı kendine dostu muhatap yapması, yani dostu muhatap yapmasına nihayetsiz ehemmiyet ve inayettir diyor yani. Yani nihayetsiz ehemmiyet ve muhatap işte yani o kendine dost yapması nihayetsiz ehemmiyet verdiğinden dolayı. Nihayetsiz inayet ettiğinden dolayı kendine dost muhatap yapıyor insan diyor. Nihayetsiz ehemmiyet verdiğinden dolayı dost yapmış. Yani Allah'ı insan dost yapan nihayetsiz ehemmiyet ve inayettir yani. Nihayetsiz ehemmiyet ve nihayet ettiğinden insan dost yapıyor. Ama çok acip değil mi ya? Öyle bir şey ya. Nihayetsiz. İnsana emniyet veriyor. Ha. Nihayetsiz. Ne yapıyor? Nihayetsiz inayet ediyor ve emniyet veriyor. Emniyet veriyor. Allah. İşte bu Allah'ı, insan Allah'a dost yapıyor. Abi altında da yani ehemmiyetsiz diyor insana. Olabilir diye düşünüp bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu emniyetsiz insanın hakikatli emniyetini hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanı veren bir izah istedim. Vay be. Biz bu Rasale'yi nasıl okuduk ya? Demek anlamamışız. İşte mana isminde kaldığı zaman o zaman ne yapıyor? Nihayetsiz ehemmiyette nihayetsiz ehemmiyetsiz oluyor. Allah nihayetsiz ehemmiyet veriyor. İnsan nihayetsiz ehemmiyetsiz bakıyor. Tam tezat oluyor yani. Ehemmiyet verildiğini insan anlarsa ehemmiyetsizlikten kurtuluyor. Nihayetsiz emniyet şu. Yani kendine nihayetsiz ehemmiyetsiz bakıyor kendine. Allah'a nihayetsiz ehemmiyet verdiği şeye kendisi nihayetsiz ehemmiyetsiz bakıyor. Öyle de yapıyor. Abi. Ha, öyle yapıyor. Allah'ın emniyet verin. Mesela nihayetsiz emniyet vermek şu. Nihayetsiz ya. Yani bir hududu yok. Buzdan suyu çek. Ne oluyorsa
insandan da inayeti ve emniyeti çekersen insan yok. Yani nihayetsiz demek o onsuz vücudu yoktur. Yani susuz buz düşün. Aynen, ehemmiyet ve inayet olmazsa dediğin gibi. Nihayetsiz demek onunla yapılıyor demektir. Yani inayetle ehemmiyetle vücut donmuş halidir insan. Esma'nın donmuş hali. Buna ne deniliyor? Su buza nihayet emniyet veriyor. Yani vücudu onunla kayın. Onu sökersen inayeti ve emniyeti buzdan suyu çökmek gibidir. Nihayetsizi öyle anlıyorum. Evet. Nihayetsizin başka izahı yok. Çok acayip. Yani fakat bu insanın diyor nihayetsiz basitliği, nihayetsiz emniyeti nereden geliyor? Onu işte izah istedi. Yani bu kadar basit. Ne diyor? Bu emniyetsiz insanın hakikatli emniyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminaını veren bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki hasbuna, yani Şualar 66'dan okuyorum. Şu hasbuna'daki na'ya dikkat edip senin ile beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kalle kimler hasbuna'yı söylüyorlar dinle emretti. Yani bu insan, bu emniyetsiz insanın hakikatte emniyeti nereden geliyor? İşte demek ki insan inayetin ve Allah'ın sana emniyet vermesinin donmuş hali. Suyun donmuş hali, buz olduğu gibi. Aziz mutlakta olan insanı diyor dost yapan nihayet zehemmiyet inayettir diyor. Evet. Aziz mutlakta olan insanı kendine dost yapan diyor nihayet zehemmiyet inayet. Nihayet zehemmiyet inayet verildiğinden dolayı dost olmuş Allah. Allah Allah. Allah kim? Biz kim ya ki? Dehşet bir ifade. Yani Allah kim, sen ben kim? Değil ya? Mi? Nereye güzel çıksın? Demek ki nihayet ehemmiyet verdi de bizi dost yapıyor. Evet. Yani, değil mi? Nihayet ehemmiyet. Ezeli ve ebedi bize de dost olmak. Değil mi? Ehemmiyet vermezsen, sen ehemmiyet vermediğin insanla sen dostun olabilir mi? Ama ben aklım şöyle gidiyor. Yani Allah kim, sen ben kimiz ya? Ha. Nasıl bir Allah ya? Ondan sonra tek yönlü ben seni nihayetsiz dost yapıyorum diyor. İnsan da kafa tutuyor. Aynen. Yok ya ben seninle dost olmam diyor. Aynen. Sanki Mehmet Ağa değil. Yüzünü çeviriyor, sırtını dönüyor, yüzünü çeviriyor. Ehemmiyet vermiyor. Allah'ın ehemmiyetine ehemmiyet vermiyor sana abi. Vay be. Allah'ın ehemmiyetine ehemmiyet vermiyor insan. Fesubhanallah. Cinayet oluyor yani. Hem de acayip. Şimdi beşerin ehemmiyet verme tamam. Allah'ın ehemmiyetine ehemmiyet vermiyor insan. Yani mana ismi olduğu zaman. Çok ağır ya. Yani böyle bir şeyle uğraşıyorum da, yani yeni şey, böyle Allah'a böyle ilmi değil de böyle hani bu su ilişkisi var ya, böyle bir hissi, yani bu su aşık o enerji esir aşığı var ya, böyle bir Allah'a da böyle böyle bir sıralama manasında değil, insan Allah ilişkisini böyle bir şey yapmak istiyorum, uğraşıyorum. Belki de haftalardan beri uğraşıyorum böyle. Yani böyle bir Allah'ı hissi bir seviyede imanın peşindeyim. Böyle bir ona hafif bir aralarsa bana dua edin de öyle öleyim. Yani aklı ve hissi iman diyor ya. O zaman imanın vesvesesiz mertebesi oluyor. Evet. Öyle vesvese risalesi diyor ki imanın vesvesesi. Vesvesiz mertebesi. Emir Dağ 145. 147. Yani hissi yakın derecesinde. Hissi bir derece şuhudi diyor. Derecesinde
zanne ve hissi bir derece şuhudu olan hakikat insan haritasını, o da üç tane şey söylüyor sana. Hakikat insan haritasını, mahiyet-i nefsiyesini, ondan sonra enaniyet-i beşeri firistesini mütala ile diyor. Mütala ile, üç tane şey mütala ile. Mütala yaparsan. Yani, tabii. İmanın ve şu imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrabiyeti ve rastlığına da bakar. O üç taneyi araştırmak lazım değil mi? O üç taneyi çok iyi doldurmak lazım. İçini. Bir say bakayım onlar bir de. Hakikat insan haritasını. Hakikat insan haritasını. Mahiyet-i nefsiyesini. Mahiyet-i nefsiyesini. Enaniyet-i beşeri firistesini mütala ile. Enaniyet-i beşeri firistesini. Mütala ile. Bir tanesi hakikati. Hakikat insani. İnsani haritası. Haritasını. Bir tane harita, ötesi mahiyet-i nefsiyesini mutala şeyle, mutala mıydı? Mahiyet-i nefsiyi mutala. Yok, üçüncüsüne yani mahiyet-i nefsiyesini enaniyet-i beşeri firistesini onu dedikten sonra mutala diyor. İkisini mutala. Üçüncüsünü, üçüncü sayıyor. Ondan sonra mutala ile diyor. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki. Ne acayip bir şey ya. Bunu çalışmak lazım. O zaman yani ben böyle Allah'a böyle bir iman etmek öyle değil de işte bu hissi bir iman. Vicdani bir iman. Bana bir parıltısını hafif aralasa bana. Onun peşindeyim yani. Enfusi derslerle olacağına inanıyorum. Çünkü yöntem o. Yani su kayaya vura vura uyduğu gibi. Böyle inşallah bir gün. Sonra baktım ki bu çalışmayla değil de terklerle mümkün olduğunu görüyorum. Günahlardan terk. Tiryakiliklerden terk. Yani peşine koştuğumuz şeylerden terk. Baktım terk lazım ilk önce. Terki de yapmaya çalışıyorum ama demek ki muvaffak olamıyorum. Peki. Çünkü her terk nispetinde şey oluyor yani Hasan abi yani mana ismi cihetinden terk oluyor yani. Terki de terk etmek lazım. Çünkü terki de terk etmeyi şöyle kullanıyor. Levent buldu bunu. Hiç ender hiç. Hiç ender hiç. İki hiçin arasına ender koymuş. Hiç oldu. Hiçlikten hiçliğini anladı. Bu hiçliğin içerisindeki bilmek enderdir. Hiç ender hiç. Bu sefer o hiçliğini bildi, ender oldu. Onu da kafasını kopardı, hiç oldu bir daha. O bilmek de gitti. Hiç diyebilirdi, hiç ender. Hiçlik içinde hiçlik. Çünkü ilk hiçlikte ilim var. Var. Hiçliğini bildi. Bilme ilmi. O da bir varlıktır. Zirve bir... En olabiliyor orada. O da bir varlıktır. Onu da yok etti. Şuur altı hissi olabiliyor, onu da kaldırıyor. İkinci enderde, hiçlikte o gidiyor. Birincisi masva Allah'tan her şeyde. İkincisi de kendi anlayış bildiği hiçliğini bildi. Ama bildi yani. O gede o da bir belirlenmiş. İkinci hiçlikte bunun kafasını da kesiyor. Ondan sonra ses yok. Hiç ender hiç olan bu kardeşimiz. Peki niye diyor biliyor? Çünkü varlık yok ki. Bunu deyince insanın nefsine dokunmuyor. Eğer orada kendisi hakikaten var olsaydı dokunurdu bir sözde. Kardeşiniz vay be kendisi böyle falan. Evet. Çıkaradan zayrosun yaradan demiş. Evet. Ya